ne yaptı bunlar acaba birbirlerine be? Çaylarına uyku ilacı falan mı attılar? Ne yaptılar lan? Kahraman Kazan Kızılcam am, ne yapıyorsunuz bakalım ya? Günaydın. Niye uyuyakaldınız oğlum, manyak mısınız burada? Uyulur mu? Çiğ ağır üzerinde be. Ne bağırıyorsun lan kulağımın dibinde? Ha? At ağzı, ne bağırıyorsun? Ya Cuma ne güzel, hamama tam böyle kızlar gelmişti cıvıl cıvıl. Uyandırdın ya. Hamama kızlar geldi cıvıl cıvıl diyor ya. Bu soğukta nasıl gördün o rüyaları sen? Manyak mısın, nesin abicim be ya? İşte lan kalk bakalım bana bir çay yap. Hadi 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 hadi. Siz de kendinize birer böyle acı kahve yapın da uyanın be ya. Hey hadi bakalım, uyan. Ne oldu oğlum, bu haliniz ne lan sizin? Kardeşim ben Kore'ye gittim ya bir barkı dağıtıp. Ha. Geri geldim, kalacak yer yok. Haliyle bir süredir Kazım'da kalıyordum ya. Bilmiyorum ben ama ya, öyle mi? Akşam da bu çok yağmur yağdı ya. Ha. Benim dam pert oldu. Caz çavlak ortada kaldık Cuma. Her tarafı su doldu birader. Sabaha kadar kovayla su attık biliyor musun? Oğlum sen alışıksındır böyle sulu rutubetli ortamlara be ya. Ne şikayeti bu, anlamadım valla. Cuma, Allah belamı versin. Bütün uykusuzluğumu, sinirini senden alırım lan. Oğlum oturduğumuz koltukta duş alabiliyoruz diyorum sana ya. Oturduğun koltukta duş... Vallahi çok güzel fikirmiş. Bilsen ben yapardım bunu, oturdum koltukta duş almak. Oğlum güzel bir şey bu ya. Temizlik imandan gelir vallahi. Ben hallederim o işi. Siz takmayın kafanıza, bakarım ben onlara be. Halleder misin? Akşama kadar halleder misin Cuma? Akşama kadar halleder miyim? Şimdi dünyanın bin bir türlü hali var. Öyle hemen böyle söylemek istemem. Benim önce bir keşif yapmam lazım, evi görmem lazım. Ne durumda, ne oluyor falan diyeyim ya. Hay Allah senden razı olsun Cuma'cığım ya. Rica ederim ama Allah razı olsun tabii hepimizden de. Ben de bunu ücreti mukabilinde yapacağım yani. Mesleğim bu çünkü yani. Ben de buradan ekmek yiyorum yani. Vereceğiz oğlum, vereceğiz. Parasını da vereceğiz. Git hallet şu işi, vereceğiz parasını. Tamam lan, tamam halledeceğim. Ver bakalım anahtarları. Gelene kadar o çayı tekrar demle sen, tamam mı? Taze çay içmek istiyorum. Şuna da kömür atın. Kolay gelsin. Lan, lan Kazım. Fakir ölsün lan. Harbiden ölsün, şu halimize bak ya. Ne bileyim ya, donduk zaten sabaha kadar. Kazım, al bakalım anahtarı. Oğlum vallahi hiç olacak gibi değil. Aa, barikat vurmuşsunuz. Ne yaptın lan? Arkadaşlar, agalar. Vallahi çok iş var, ben size söyleyeyim. En az bir aylık iş var orada, kesin yani. Ana, ne yapacağız lan biz bir ay boyunca? Lan buradan giderken attın, tuttun, astın, kestin, gittin, bir cacık yiyemedin değil mi? Hep cacık. Öyle bir şey demedim. Hatırlatırım, dünyanın bin bir türlü hali vardır dedim size değil mi? Aa, var tabii. Abicim çatı yok diyorum size. Çatı, evde çatı yok be ya. Dam olmuş Niagara şelalesi, içeri akıyor böyle ar 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 ar. Duvarlar olmuş böyle ezine peyniri gibi, lapır lapır sallanıyor be. Ne diyorsun ya? Oğlum nar bir at olsun lan. Tamam lan, senin güzel hatırın için 29 günde. O da İsmail bana yardım ederse, tezeneye falan öyle takılırsa yandık geten elva yani. Ya Selami ne yapacağız lan? Biz bir ay boyunca sokaklarda kaldık oğlum ya. Ay vay. Aa, çocuklar, hep bizde kalın. Ya, ya, ya olmaz öyle şey, Marika abla olur mu ya? Bak şimdi. Olmaz Marika ablacığım, şimdi Cevdet Bey abicim var, çok ayıp olur. Yok olmaz çocuklar, haklı. Siz de şimdi yeni evli çiftsiniz be ya. Vallahi birbirinizi ne zamandır görüyorsunuz değil mi? Sizin de yapacak işleriniz vardır şimdi. Bak Cuma diyorum. Bize geline zevk diyorsa bize geleceksiniz. E ben sizin anneniz sayılırım. Allah Allah, bu konu bitmiştir. Ben öyle diyorsam öyle olacak, o kadar. İyi madem Marika abla, geliriz biz. Allah razı olsun vallahi ya. Çok sağ ol Marika abla. Şimdi siz işlerinizi bitiriniz. Ben de gidip Cevdet Bey'le görüşeyim. Ondan sonra siz de daha sonra bize gelirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ulan yine dört ayak üstüne düştünüz ha, sayemle bak. Allah! Oğlum Marika ablanın evinde ne yemekler vardır lan Selami? Kazım. Bana niye simit ayırmadınız lan? Cevdet'cim. Ha? Nasılsın? Sağ ol Marika Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatım sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cevdet, ben sana sormadan bir şey yaptım bugün. Bizim çocuklar var ya, Kasım'la Selo. Evet. Onların evleri tadilata girmiş. Kalacak yerleri yok. Ben de bize davet ettim onları kalmaları için. Aşık olsun Marika, niye soracaksın? Orası senin de evin değil mi? Ay, sahi mi dersin? Yani kızmadınız. Aşık olsun, niye kızayım? Böyle bir şey için kızılır mı? Ben de çok memnun oldum. Ben de bir kahve içerim artık ha. Tabii, hemen. Oğlum, bak yavrum oradan. Bir kahve daha Marika Hanım'a, hadi.
Buyurun lütfen, buyurun. Kazım, gir, gir kardeşim. Gel. Gir. Buyurun. Gel arabaya. Ben hanımefendiyle beyefendiye haber vereyim. Olur, oturulur, konuşulur. Vay vay vay. Ev saray yavrusu gibi Selami. Oh. Yani Esin Şevkat'e aşık gibi bu evi bıraktı, bizim oraya geldi. Kardeşim ben onu bilmiyorum da 10 numara tatil yapacağız, onu biliyorum. Krallar gibi yaşayacağız burada. Hatta prensler gibi lan. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun vallahi, Allah razı olsun. Evinizi barkınızı açtınız bizim için. Ne demek, ne demek beyler. Burası sizin eviniz sayılır. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Elbet, açmasınız. Yok yok, ben değilim, sağ olun. Yedik biz ya, ikimiz yedik, doğru doğru. Kızım, beylere odalarını göster. Tabii efendim. Ben açım Marika abla. Oğlum ilk günden kovdurtacağım bizi. Bir sus, 40 tane sahip çık lan. Çocuklar, siz şimdi güzelce oturun. Ben size yemeklerinizi hazırlayacağım, geleceğim, tamam mı? Hadi sür. Nereden gidiyoruz? Hadi buradan çıkalım. Yukarıdan mı gidiyoruz? Sanırsın eve ayı gelmiş. Bu nasıl bir horlamaktır Allah'ım? Uykum kaçtı. Gideyim bari bir papatya suyu yapayım kendime anca. Belki uykum gelir. Acaba nerededir bu? Nereye koymuşlardır? Şimdi ben bunu içince uykum gelecek. Zevret Beyciğim, kalkınız lütfen. Ne o Marika Hanım, ne var? Evet, hırsız girdi. Hırsız mı? Ne hırsızı Marika Hanım? Gözlerimle gördüm, bahçede dolanıp duruyor. Bahçede mi? Allah Allah. Nereden gelmiş bu hırsız gece gece? Ne oluyor ya? Ne sosler? Hırsız girdi Selo, hırsız. Hırsız mı? Nerede? Yavaş. Bahçede dolaşıyor. Aa, ben bakayım onu, dur. Selami. En iyisi polis çağıralım. Cevdet Bey amcacığım, şimdi polisi arayacağız biz. Polis gelene kadar bu adam kaçar. Evde sopa mopa var mı? Bir şey var mı evde? Ne? Sopa mopa var mı evde? Sopa mopa mı? Vardır, vardır. Nerede hani olur mu? Süper olur canım. Peki. Evladım şimdi başını belaya sokacaksın. Polisi çağıralım, alsın götürsün serseri. Cevdet Bey amcacığım, benim soy ismim Bela. Sıkıntı yok, rahat olun lütfen. Al Selo. Al, siz burada kalın. Bu tarafa gitti değil mi? Yok yok, dikkatli ol. Siz burada kalın, gelmeyin. Biz de geleceğiz, olmaz. Cevdet Bey amcacığım, lütfen ben gideyim, halledeyim, geleyim ya. Oo. Biz de geleceğiz. Ama lütfen ya. Selam. Selami evladım. Thank you.
Selam Bey. Efendim abla. Bak şurada bir şey kıpırdıyor. Nerede? Bak şurada. Abla orası kıpırdasa ne olacak? Hırsız sığmaz ki oraya. Nasılsın? Sen git bir bak gene de. Bakayım. Abla kediymiş, hırsız yok orada ya. Ne bilmişsin? Abla eminim görmedin mi kediyi? Ya polise haber versek mi acaba? Şimdi Cevdet Bey amcacığım polise telefon açsak ne olacak? Hırsız yok ki ortada, adamlar gelecek, ne yapacaklar burada? O zaman hadi gidip yatalım bari. Ama ben korkarım. Ne korkacaksın Marika ya? Yanında ben varım Allah aşkına. Aa. Yavaş. Hadi gel sen o, gel. Mikrofonun anasına bak. Günaydın madem. Erkencisiniz. Günaydın Cevdet Beyciğim. Şimdi hırsız girdi ya. Bakarım eksik bir şey var mıdır? Peki almış mı bir şeyler? Yok. Çok şükür her şey tas tamam yerindedir. Demek ki biz uyanınca bir şey çalamadan kaçmış. Evet ama çok şükür. İnşallah gerisi olur, gerisi olmaz. Hiç merak etmeyin, siz dönemez. Çünkü ben alarm kalktırmayı düşünüyorum. Çok güzel düşünmüşsünüz. İçimiz rahat edildi. Tabii. O zaman buyurun kahvaltıya gidelim. Hay efendim. Buyurunuz. Buyurun madamcığım, sizden de. Ay çok şükür. Başımızdan bu da defolup gitti. Başka bir arzunuz var mı efendim? Gidebilirsin çocuğum. Teşekkürler. Cevdet Bey. Ya bu alarm ne zaman takılacak? Konuştum madam. Yarın gelip takacaklar. Merak etmeyin siz. Ama merak ediyorum ve kaygılanıyorum. Yani ne zaman bir tıkırtı duysam yüreğim ağzıma geliyor. Benim de Marika abla, benim de. Ya sen merak etme Marika abla, biz varız ya. Kazım'dan gelirse nöbet tutarız. Değil mi lan Kazım? Tutarız. Ben hatta nöbeti gider mutfakta tutarım. Cevdet amcacığım, kızcağız da burada yeseydi. Nerede arkadaş? Bak. Eli işte gözü oynastadır bunun. Oğlum yesene yemeğini. Ya onunla şey yapmadım ama. Cevdet Bey, kalkınız lütfen. Ne oldu, ne var Marika Hanım gene? Hırsız geri geldi. Ha, hırsız mı? Ne hırsız ya? Aşağıdan takır tukur sesler geliyor. Aşağıda mı? Evet. Allah Allah. Dur bakayım ya. Oh. Nerede? Sesleri duydunuz mu ya? Duyduk. Yavaş. Gece eve giremedi ya, daha azla. Hırs yaptı, hırs. Ay nasıl da kendi evi gibi dolaşıyor. Yavaş çocuğum, dikkat et. Ben polis çağırıyorum. Çağır. Kimmiş? Koş. Kimmiş? Koş. Ne oldu? Aa! Kazım bu. Ha Kazım. Ha sen burada ne yapıyorsun? Marika abla. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Of. Ah kuzum benim. Sen uyur gezer olduğunu bilmez miydin be yavrum? Marika ablanın nereden bileyim uyur gezer olduğumu? Bilmiyordum ablacığım ya. Of. Vallahi doğru söylüyor. Ben de hiç böyle denk gelmedim yani. Allah Allah. Yani sen şimdi bugüne kadar uyur gezer olduğunu bilmiyordun ha? Demek ki gizli uyur gezerim.
bir şey tetikledi herhalde. Lan ne tetikleyecek? Tetiklese tetiklese mutfaktaki buzdolabı tetikler senin uyur gezerliğini. Oh, şimdi hatırladım. Rüyamda buzdolabını gördüm. Buzdolabına doğru ilerledim. Kapağını açtım, bir baktım kocaman bir yer sofrası. Üstünde her türlü yemek var. Yer sofrasına uzanmaya çalışırken buzdolabının içine doğru böyle hamle yapıyordum. Çak diye ışıklar çarptı. Vah 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 vah. Bu çocuğun karnı aç. Sen şimdi bizden çekindiğin için mi geceleri kalkıp buzdolabında yiyecek arıyorsun ha? Ye evladım, ye çekinmeden, ye buzdolabı senin. Affınıza sığınarak bir sualde bulunabilir miyim acaba? Şimdi efendim, mahallenin her sokağında, her ücra köşesinde peştemaliyle gezen bir arsız, bir yüzsüz. Sizden ne diye çekilsin efendim? Doyuramıyoruz Cevdet Bey amcacığım. Doymuyor, adam doymuyor. Yani buradan yuttuğu gidiyor, nereye gittiği belli değil. Kara delik, piton var herifin içinde ya. Doymuyor. Vicdansız. Öyle vurulur mu lan? Acım, tamam, kesin. Şöyle çevirelim. Otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.